Kosova'nın en büyük Bektaşi dergahına girdik. Hala faal olan, Osmanlı'dan kalan bir Bektaşi dergahı. Gördüğünüz gibi. Osmanlı'dan kalan tek bir dergah bu. Bektaşi dergahı. Evet. Şu anda Bektaşi dergahının ikinci katından aşağı doğru iniyoruz. Bunlar camdaki şeyler, Bektaşi dedeleri. Tek tek izliyorsunuz. Hacı Bektaşi Veli'nin izinden yürüyen erenler Balkanlara gelmişler. Şu anda Kosova'da Jamanak'tayız. Evet. İzliyorsunuz. Şöyle bir giriş var. Tekkenin bir girişi. Hazreti Ali'nin görüyorsunuz. Burası yemekhane. Hazreti Ali'nin bulunan Kerbela ve şurada gördüğünüz Hacı Bektaşi Veli. Evet, Hacı Bektaşi Veli en üstte Baba Erenler'in şeyinde. Evet. Görüyorsunuz. İlk orijinal bir Hacı Bektaşi Veli'nin şeyi. Evet. Şurası misafirhane. Misafirhaneye görüyorsunuz. Hazreti Ali. Burada ise bu tekkenin Kosova'daki 1790 yılında açılan tekkenin 1994'e kadar Türkiye'de dede diyorlar ama burada baba diyorlar. Resimleri asılmış tek tek. Buranın tekkenin kurucusu Hacı Keşet Vela Veli. Tekke daha önce Sırplar tarafından yakılmış. Bektaşi Tekkesi. Sırplar tekkeyi bu hale getirmişler. Daha sonra yeniden hale getirmişler. Evet, son bir kez Hacı Bektaşi Veli'yi görelim. Tekkeden çok Kosova'daki bu tekkeden Hacı Bektaşi Veli'ye her yıl düzenli ziyaret yapılıyor. Şey, 1790 yılında Osmanlı Yakova'da kurulan Bektaşi Evi'nin, Bektaşi Dergahı'nın şu anda kütüphanesindeyiz. Bektaşilik Rumeli için oldukça önem arz ediyor. Şurada gördüğünüz gibi. Kütüphanesi şu anda kütüphanesindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Hacı Bektaşi Veli'nin yolladığı kitapları izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu tekke Sırplar tarafından yakılmış. Daha sonra yeniden inşa edilmiş bir tekke. Oldukça geniş bir tekke. Erenlere selam olsun Bozcaada'dan. Ben biraz daha şöyle çekeyim sizi çekmeden. Dur, ben sizi çekmeden. Çekiyorum. Şu anda evet tekkenin ikinci katındayız.